acele etme. Ha? Sana güveniyorum. Olabildiğince az konuş, açık vermemeye çalış, cesur ol. Kostümü darbelere karşı dayanıklı hale getirdim. Darbelerden etkilenmeyeceksin. En kısa zamanda yanına geleceğiz. Zaten senin gördüğün her şeyi ben de göreceğim. Kostümün göz bandına bir kamera yerleştirdim. Bana en güçlü darbeyi Kamos vurdu. Verdiği hiçbir sözü tutmadı. Rasta'ya olan borcumu ödeyeceğim. Buraya kadar Akıncı. Öyle mi? Oyun bitti. Yalnız hep aynı şeyi söylüyorsun. Bence bu oyun biraz daha sürecek gibi. Hey! Zinciri kırmanın vakti geldi. Niye duruyoruz? Hep aynı şey. Sıkıldım ben ama. Hepiniz çok iyiydiniz. Ama bundan sonrası bende. Rasta başladığı işi yarım bırakmaz. Biz de geliyoruz. Hayır. Bundan sonrası sizin için biraz riskli. Sen niye bağırıyorsun? Kulağım patladı. Ne bileyim? Herkes bağırıyordu. Ha, sen de eksik kalmayayım dedin yani. Ben senden sıkılmaya başladım ama. Halbuki sürprizlerle dolu biriyimdir. Beni şurada bir çeksenize. Ne? Ya benim başım döndü. Bir otur artık. Ne oldu? Ne bitti? Hiçbir şey bilmiyorum. Çıkar çıkmaz bana haber verin demiştim. Ne durumdalar acaba? Ne? Ne oldu? Akıncı. Ne? Yakalanmış. Boyundan büyük işlere kalkışırsa yakalanır tabii. Ne? Yalan mı? Ya ben sana yapacağımı biliyorum. Ne oldu? Bak. Yok artık. Ben şaka olduğunu anlamıştım zaten. Akıncı bu. Başaracak tabii. Ya içerideyken soramadım. Senin burada ne işin var? Gelmeseydim oradan biraz zor çıkardım. Rasta'ya ne dedin? O demedi. Ben dedim. Sana yardımcı olacak. Çok güçlü. Birini göndereceğim dedim. İyi bari. İyi tabii. Böyle olur sanki. Çok acıdı. Neden hep serçe parmak? Neden? Ay Gürbüz, yine neyin peşindesin sen? Yönetici olursak gürzlerimi odanın her yerine boy boy asarım demiştim. Saçma. Ben olsam kendi resmimi asardım. Mantıklı. Ay sağ ol lejyoner. Sayende baktığımız her yerde Gürbüz'ü göreceğiz şimdi. Teessüf ederim. Ne olmuş yani? Teessüf de edermiş. İstediğiniz kayıtlara ulaştık efendim. Anlamlandırılması zor bir teknoloji kullanılmış. Nasıl yaptığını bilmiyoruz ama bunun için çok yüksek bir enerji gerektiğini tahmin edebiliyoruz.
Uzay madenleri. Cevdet kendisi için numune istemişti. Eğer onları bulursak... Madem Cevdet Kamos'muş, bu durumda madenlerin nerede olduğunu biliyorum. Ay. Yardım edeyim Feyza ablacığım. Neyse zahmet etme canım, ağır değiller zaten. Teşekküre gerek yok. Tamam. Poşet taşıyanlara yardım etmek. Oo, bakıyorum da yine zamana meydan okuyorsun Adem dede. Maşallah. Her geçen gün gençleşiyorsun sen de. Sağ ol evladım. İnsanlara iltifat etmek. Tamamdır. Aa! Yalnız o adamı öyle tek hamlede yere çalmak neydi öyle ya? Anlamadım yani. Bak bana bunu öğretmedin, fark etmedim sanma. Aman canım, sakıncalı bir hareket işte. Zaten belediye hiç iyi gelmiyor biliyor musun? Yardım edeyim teyzem benim. Ay, ay ne yapıyorsun oğlum? Karşıdan karşıya geçmenize yardım ediyorum. Ben bu tarafa gitmiyorum ki. Gerek yok evladım, kendim yok, giderim. Yok yok, ben geçiririm. Yani. Yahu benim evim bu tarafta. Peşimde. Olsun teyzeciğim, ben yine de sizi geçireyim. Uzattık. Bırak bırak, yolumu uzattın iyice. Rica ederim teyzeciğim. Ne zaman isterseniz teyzeciğim. Furkancığım yine iş başındasın bakıyorum. Ha, evet, yoğun bir gündü. İyi biri olmak hiç kolay değil. Tabii. Hele diyorsun. Bu devirde. Belki yanıma bir yardımcı alırım ya da birilerinin ekibine girerim. Aa. Tabii teklif gelirse. Bak sen, kimden teklif gelecekmiş ki? Herhangi birinden diyorum yani. Mesela Akıncı diyorum. Ne diyorsun Fatih? Ha? Olur mu dersin? Bilmem, bunu Akıncı'ya sormak lazım. Ha? Fatih. Ya niye tutuyorsun? Kediyi kurtaracaktım. O zaten kaçmıştı evladım. Ama senin ayak seslerin yüzünden kaçtı. Sen Akıncısın ve senin önüme geçmeni istemiyorum. Ah yine başladık. Ya neticede kediye bir şey olmadı. Önemli olan da bu, değil mi? Amcacığım söylemiş olayım, bu aralar her yerde seni görmeye başladım. Ben mi? Kesin sen de bu işin içindesin. Yok artık. Tabii ya. Akıncı'nın yardımcısı sensin. Ben. O gün beni kurtarmak için değil, Akıncı'yı kurtarmak için harekete geçtim. Ne gülüyorsunuz? Hemen itiraf edin. Bence sen eve gidip biraz dinlen artık. Belli ki bugün fazla var yorulmuşsun. Ya, hepinizi ortaya çıkaracağım ben. Hepinizi. Tabii tabii. Yalnız zincirin çözemediğini bu çocuk çözdü, iyi mi? Vay! Ay buraya mı yerleşsek? Oo, iyiymiş. Akıncı burayı biliyor. Ama... Bir an önce madenleri bulup gidelim buradan. Gölge Şövalyesini geri getirmek için madenler yeterli. Ne oldu? Pek bir heveslisin onu getirmek için. Canım ne alakası var ya? Hadi hadi. Boşuna yük etmeyelim diyorum. Ama canım ne olacak? Sadece madenleri değil, gelmişken birkaç bir şey daha alalım. Kim bilir burada neler neler buluruz. Elleme bozarsın bak. Aha bozdu. Ay Gürbüz, elin kolun bir rahat durmuyor yani. Canım ben ne yaptım ki şimdi? Çekil. Bozdun işte. Ortalık birbirine girdi değil mi? Ne oluyor? Bu ne be? Gölge Şövalyesine ne olmuş böyle ya? Zamanda yolculuk yaparken çamaşır gibi çekmiş yavrucak. Hayır, sen de her şeyi biliyorsun Gürbüz. Hayır, ne saçmalıyorsun? Konuşma, görmüyor tut, musun? Tut. Yok artık dinozor. Dinozor diyorsun ama bizimkine de benziyor. Emin misin? Gürbüz bir sus, iç durmuyor, şunu. Durmuyor adamın ağzı, durmuyor. Bir şey geliyor. O ne o? Adam şansını yumuşak iniş yaptı. O değil de dinozor gelmesi çok garip oldu. Bu ne be?
Ne güzel uyuyordum. Ha, sil. Ay kim olacak tabibin? Ne haber? Tekrar hoş geldin. Akıncı. Benim bir şey vardı. Ne vardı? Köpüklü fıs fıs bir şey kırmızı. Nerede o? Ne diyor bu? Yangın tüpü diyor. Böyle kırmızı. Sıkıyordum fıs fıs fıs. Nerede ya o? Bir yangın tüpümüz eksik değil mi?